Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği YKS sonuçları açıklandı. Şimdi ise tercih heyecanı başladı. Tercihler 27 Temmuz 5 Ağustos arası yapılacak fakat fiilen resmen tercih süreci başladı diyebiliriz. Peki tercih yaparken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Eğitim uzmanı Salim Ünsal'a soracağız. Merhaba. Öncelikle şununla başlamak isterim. Bu yılın diğer yıllardan farkı ne? Bu yıla has bilmemiz gerekenler nelerdir? Bu yılın diğer yıllardan farkı bir barajın kaldırılmış olması en önemli farklardan bir tanesiydi. Doğal olarak sınava katılan aday sayısında büyük bir artış yaşandı. İkinci fark da hesaplanan puanlar ve bir puan dilimine giren öğrenci sayısında nispeten artışlar yaşandı. Bu da özellikle öğrencileri beklediği sıralamaların biraz daha altında sıralamalarda olmasını sağladı. Daha doğrusu öğrenciler çok da istedikleri sıralamalara erişemediler. Bu da doğal olarak biraz geçen yıldan farklı olarak üniversitelerin taban puanlarında ve taban sıralarında bir miktar öğrenciyi zorlayacak bir unsur gibi gözüküyor ama tüm puan türleri için bunu söylemek çok da mümkün değil. Özellikle belki biraz eşit ağırlıkta adaylar zorlanacak. Onun dışında çok temel bir değişiklik olmadı. Yani en önemli değişiklik barajın kaldırılmasıyla birlikte sınava başvuran aday sayısında çokluk ve her puanı hesaplanan tüm adayların doğal olarak bir tercih yapabilme hakkı elde ettiği için bu yıl büyük ölçüde tercih yapan aday sayısında çok önemli bir artış yaşanacak. Ben tercih sürecinin en önemli değişikliğinin bu olduğunu söyleyebilirim. Peki tercih yaparken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Tabii adayların tercih yaparken dikkat etmeleri gereken pek çok ayrıntı var. Bunlardan bir tanesi özellikle teknik boyutu. Yani elde ettikleri puanlar veya sıralar yerleşecekleri programlara ve üniversitelere ne kadar yetip yetmediğini bilebilmek için bir kere bu teknik ayrıntıya çok özellikle dikkat etmeleri gerekiyor. Burada tabii ki puan başvurulacak bir parametre değil. Çünkü puanlar genel olarak öğrencilerin doğrudan reel başarılarını çok yansıtan bir unsur olarak gözükmüyor. Her ne kadar yerleştirme puan üzerinden yapılıyor olsa da adaylar seçimlerini daha çok sıralamalar üzerinden yapmaları gerekiyor. Bu bağlamda öğrenciler kendi elde ettikleri sıraların biraz aşağısında, biraz yukarısında olan yerlerden 24 seçimlik bir liste oluşturabiliyorlar. Tabii illa 24 tane tercih yapmak zorunda da değiller. Daha az yapanlar da olabiliyor. Dolayısıyla azami sınır 24. Tercihin tabii ki böyle bir teknik boyutu olmasına rağmen aynı zamanda bir de ilgi, yetenek, beklenti ve değerlerle uygun olan tercihler yapılması lazım. Yani öğrencinin kendi yeteneklerine, kendi kariyer planına uygun bir takım seçimler yapması halinde aslında doğru tercih yapılmış oluyor. Adayların belki de bu dönemde en çok ihmal ettiği hususların başında bu geliyor. Yani kendi kişilik özellikleri çok dikkate almadan sadece sıraların ve puanların cazibesine kapılarak ne yazık ki bazen tercihler öğrencileri hatalı tercih yapmaya zorluyor. Doğal olarak bu boyutta tercih yaparken öğrenciler gelecekte ne yapmak istediklerine doğru karar vermeliler ve bu yapmak istedikleri veya çalışmak istedikleri alanlara üniversitelerin hangi akademik programlarıyla erişebileceklerini de belirledikten sonra artık yüzdelik dilimlerini, başarı sıralarını veya puanlarını vesaire bunları genel olarak gözden geçirerek tercihlerini oluşturabiliyorlar. Tabii üniversiteler çok çeşitli. Türkiye'de şu anda Yükseköğretim Kurumu'nun belirlemiş olduğu bu süreçte yaklaşık olarak 4 farklı üniversite türü olacak ÖSYM kılavuzunda öğrencilerin karşısında. Bunlar devlet üniversiteleri, vakıf üniversiteleri, bir de yurt dışındaki Kıbrıs ve yurt dışında özellikle Türk Cumhuriyetlerinde ve Balkan ülkelerinde yer alan bazı üniversiteler. Bunlardan tercihler oluşturacaklar. Öğrencilerin bu üniversitelerin 4 yıllık veya 2 yıllık bölümlerini yani lisans ya da ön lisans bölümlerini seçebilmeleri gerekiyor. Bu üniversiteler sadece tercihle değil ayrıca özel yetenek sınavıyla da öğrenci alıyorlar. Dolayısıyla eğer öğrenciler bir özel yetenek sınavıyla bir programa girmek istiyorlarsa, örneğin bir konservatuvarda okumak istiyorlarsa veya bir güzel sanatlar fakültesinde okumak istiyorlarsa, onu tabii ki tercih bildiriminde bulunmadan doğrudan üniversitelere giderek, o üniversitelere başvuru yaparak, onların yetenek sınavlarına katılarak bu okullara girme hakkını elde edebiliyorlar. Tercihlerde genellikle öğrenciler seçim yaparken dediğimiz gibi bir önceki yılın sıralama değerleri üzerinden daha çok seçimlerini yaparlarsa doğru işlemi yapmış olurlar. ÖSYM kılavuzunda bunlar büyük ölçüde olacak. Ayrıca YÖK Atlas gibi dijital platformlarda yine öğrencilerin bu dönemde hizmetine sunuyor. 27'sinde tercihler başladığında büyük olasılıkla YÖK Atlas verileri de 2022 kılavuzuna göre güncellenecektir. Adayların bu güncellemelerden de yararlanarak doğru seçimleri yapması bu açıdan çok önemli. Süreç çok hızlı ilerliyor. Yaklaşık olarak işte sınav dün açıklandı. Tercihin başlamasına kadar yaklaşık bir 8 günümüz var şu anda. Tercih başladıktan sonra da süreç 10 gün devam edecek. Dolayısıyla bu 10 günlük zaman dilimi içerisinde öğrencilerin gelecekleriyle ilgili doğru kararlar verebilmesi açısından önemli çalışmalar da yapmaları gerekiyor. Özellikle bölümler hakkında bilgi almak, özellikle gidecekleri üniversiteler hakkında bilgi almak ve bir de eğer kendi bulundukları, yaşadıkları ildeki üniversitelerde değil de diğer başka illerdeki üniversitelere gittikleri takdirde oradaki barınma imkanları, oranın sosyal dokusunu, yani o kentin kendisine katacağı unsurları da mutlaka dikkate almak zorunda. Bütün bu faktörler üzerinden kararlarını gençler verebiliyorlar. Tabii bu kararı verirken de eğer zorlandıkları anlarda mutlaka destek almaları yararlı olacaktır. Özellikle bu işin uzmanlarından. Herkese annelerden, babalardan da bu anlamda yönlendirmeler olabilir ama asıl karar mekanizması çocukların kendisi. Lise tercihlerinde olduğu gibi, yani ortaokul öğrencilerine tercih yaptığımız gibi karar daha çok öğrenci velilerinde odaklanmıyor. Çocuklar daha etkin bir şekilde bu sürece katkı sağlıyorlar. Kılavuz bugün yayınlandı. Yükseköğretim Programları Kılavuzu'nun ön bilgi kılavuzu bugün yayınlandı. Bu yayınlanan kılavuzla ilgili henüz daha çalışmalarımızı tamamladık. Yani kaç bölüm yeni açıldı, kaç bölümün kapandı, bunların ne kadar kontenjanı var. Bunlarla ilgili çalışmaları en kısa sürede gün içerisinde yapmayı planlıyoruz. Dolayısıyla bunlar, bu kılavuz bir ön kılavuz. Yani tercihlerini bu kılavuzda yapmayacaklar. Bu 27'sinde tercihler başladığında öğrenciler ÖSYM bu kılavuzun son halini yayınlayarak onun üzerinden tercih yapmalarını sağlayacak. Adayların mutlaka kılavuzlarını incelemesini, seçmek istedikleri bölümlerle ilgili bilgileri kontrol etmesini tavsiye ederim. Doğru karar vermek bu anlamda çok önemli. Bazen heyecana kapılarak, trendlere kapılarak, çok da ilgili olmayan alanlarda, adayın ilgisinin de çok olmadığı alanlarda tercihler yapılabiliyor. Bu da doğal olarak adayların daha sonraki yıllarda mutsuzluk yaşamasına, hatta eğitimi bırakmasına, velev ki okulu bitirdiyse bile çok keyifsiz bir alanda çalışmasına, yani iş alanının bu anlamda öğrenciyi çok doyurmamasına, psikolojik olarak doyurmamasına yol açan sonuçlarla karşılaşıyoruz. Her yıl üniversite sınavına giren her 100 öğrenciden 25'inin hali hazırda bir üniversitede okuduğunu ya da bir üniversiteyi bitirdiğini buradan hatırlatmak isterim. Çünkü bu öğrenciler daha önceden yerleşmelerine rağmen ne yazık ki kazandıkları bölümden çok memnun olmadıkları için yeniden sınava girerek bu şanslarını yeniden denemek ve daha istedikleri bir bölüme girmek istiyorlar büyük ölçüde. Böyle bir sorun yaşamamak için, yani bu kadar emeği boşa harcamamak için, bu kadar zamanı boşa harcamamak için şu dönemde mümkün mertebe doğru kararlar vermek gerekiyor. Özellikle üniversitelere gidebiliyorlarsa, şu tercih günleri, fuarlar vesaire bu dönemde çok olur. Üniversitelere gidebiliyorlarsa mutlaka gitsinler, üniversiteyi yerinde ziyaret etsinler. Oraya gidiş yolu, oranın sosyal imkanları, oranın bilimsel anlamda sağlayacağı katkı, seçmek istediği mesleğin nosyonunu verebilme becerisi gibi pek çok faktörü orada en azından sorgulama şansı yakalayacaklardır. Ben kısaca bunlardan bahsetmiş olayım Erbil Hanım. Peki hocam, tercih yaparken son yılın taban puanlarını baz almamız gerekiyor dediniz. Özellikle yerleşme şansımızı arttırmak için neler yapmamız gerekiyor? Evet, biraz o konuda bir kere puanları unutalım. Yani biz öğrencilere en çok tavsiye ettiğimiz şey bu. Yani siz, tamam, sizin sınav sonuç belgenizde bir puan, bir sıralama değeri var. Dolayısıyla buradaki puanları şimdilik unutun. Sadece sıralama değerine odaklanın diyoruz. Dolayısıyla ilk seçim yapmaları gereken unsur sıralamalar. Onların üzerinden. Peki nereye bakacaklar? Elbette ki bir önceki yılın verileri öğrenci profili bakımından bu yılki öğrenci profiline en yakın profil. Üniversite kontenjanları bakımından da bu yılki üniversite kontenjanlarına en yakın yıl. Dolayısıyla 2021 yılında oluşmuş taban sıralar bu anlamda öğrencilere doğru referanslar sunacaktır. Ama bu tabii ki aynı çıkacağı anlamına da gelmiyor. Yani geçen sene örneğin bir bölüm trend olmuştur. Puanları veya sıraları çok yükselmiştir. Bu sene o ilgi kaybolmuştur. biraz daha düşebilir mesela. Veya geçen sene çok düşük çıkmıştır da bu sene daha yükselebilir. Bu tip değişiklikler yıldan yıla yaşanabilecek unsurlar. Burada adayların tercihde yerleşme şansını artırabilmeleri için biraz geniş bir yelpazeden seçmeleri gerekiyor. Yani kendileri atıyorum 51. olmuşsa hemen 49 bin ile 51 bin arasına bütün tercihlerini sıkıştırmaları doğru bir yaklaşım değil. Birazcık burada yelpazeyi geniş tutmak, mesafeyi biraz açmak, yani derinlik oluşturmak gerekiyor tercih listesinde. O nedenle bu derinliği ne kadar açıklıkla oluşturabilirlerse, ne kadar geniş bir derinlik oluşturabilirlerse tercih listesinde şanslarını o kadar artırmış olurlar. Burada öğrencilerin kendi puanlarından daha yukarıdaki yerlerde bir derinlik oluşturmak yerine özellikle tercihin alt noktalarını, yani daha son sıradaki tercihlerin nerede bağlayacakları bence çok önemli. Bir diğer unsur da şu, hiçbir zaman gitmek istemedikleri, okumak istemedikleri programları tercih listelerine almamaları gerekiyor. İlla 24 tercih yapmak zorunda olmadıklarını biraz önce yayının başında söylemiştim. Dolayısıyla ilk 5-10 tercih biraz isteklere uygun olarak yapılıyor ama sonraki tercihleri biraz korkuyla, aman yerleşeyim, aman bir an önce üniversiteden olayım korkusuyla çok da iyi düşünülmeden yapılabiliyor bazen bu tercihler. Ve öğrenci bu tercihlere yerleştiğinde sonra pişmanlıklar yaşayabiliyor. Bu nedenle tercih listesine gelen her program mutlaka istenilen program olmalı. Elbette ki birinci sıradaki en çok istenmeli, sonuncu sıradaki en az istenmeli ama hepsi istenen programlardan oluşmalı. Bu nedenle adaylara tavsiyem asla istemedikleri, ya burada gelmez, burayı yazayım ama önemli değil deyip böyle tercihleri yapmamaları, onu daha bilinçli bir şekilde yapmaları ve üniversitelerin özellikle var olan özel koşullarını da çok iyi incelemeleri. Çünkü bazı programlar her öğrenciye açık programlar değil. Bazı programların mesela sıralama barajı sınırı var. Her ne kadar siz artık barajı kaldırmış olsanız da, yani bir puan barajı olmasa da bazı programlara girişte mesela öğrencinin belli bir sıranın üzerinde, önünde olması gerekiyor. Örneğin tıp seçebilmek için sayısal puan türünde ilk 50 binde olmak gerekiyor. Örneğin diş hekimliği için 80 binde olmak gerekiyor. Hukuk için 100 binde olmak gerektiğini açıklamıştı ama son bugün yayınlanan ön kılavuzda 125 bin gibi bir ifade gördük. Zannedersem copy-paste hatası, o büyük ihtimalle diğer kılavuzda düzeltilecektir. Bu şekilde öğrencilerin bir sıralama sınırına da dikkat etmeleri gerekiyor. Bazı bölümler sadece kız öğrencilere, bazı bölümler sadece erkek öğrencilere yönelik programlar. Dolayısıyla bunları seçerken cinsiyet faktörüne dikkat etmek gerekiyor. Bazı programlar öncelik hakkını, mesela MTOK programları öncelik hakkını meslek liseli öğrencilere veriyor. Dolayısıyla onları seçerken dikkat etmek gerekiyor. Velhasılı özel koşullarda mutlaka gözden geçirilmeli, okunmalı. Özellikle vakıf üniversitesi seçecek arkadaşlarımızın da elbette ki üniversitelerin hangi burslu programlarına, hangi burs düzeyindeki programlarına gideceklerini iyi bilmeleri ve orada eğer bir ücret ödeyeceklerse bu ücretin yıllık maliyetinin ne kadar olduğuna dair de bir bilgi sahibi olmaları en azından bütçe planlaması yapmak bakımından yararlı olacaktır. Çünkü eğitimin böyle de bir sıkıntısı var. Yani eğitim devlet üniversitelerinde olduğu gibi ne yazık ki vakıf üniversitelerinde ücretsiz, parasız değil. Doğal olarak onların bir bedeli var haklı olarak. Dolayısıyla bu bedelin de ne kadar olduğunu öğrencinin bilmesi gerekiyor. Sürpriz sonuçlarla karşılaşmaması için. Hocam verdiğiniz kıymetli bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.